Türkiye Futbol Federasyonu yılda 105 bin müsabakayı örgütleyen, yöneten ve onun bütün paydaşlarının sağ salimen bir görsel şovu seyretmeleri ve o görsel şovdan sonra mutlu bir şekilde evlerine gitmelerini sağlayan çok büyük bir organizasyon. Milli takımlarımız ve milli takımlarımızdan sonra önce de gençlerimiz var. Yani ülke futbolunun gençlerin yetişeceği, gençlerin bir sahalarının, soyunma odalarının, onların ailelerine layık, milletine layık, öğretmenlerine layık bir şekilde ve kulüplerine layık bir şekilde yetişmenin bir altyapısı var. Yani hepimiz bu organizasyonun farklı farklı yerlerinde hepimiz basın mensuplarıyla beraber emek verdiğimizi ifade ediyorum. Pilot bölge seçilen Manisa'mız bu organizasyonu bir haftadan beri başlattı. Ve ondan sonra spor akademisinin olduğu 20 ilimizde de bu organizasyon devam edecek. Neden bizden yetişmiyor? 77 milyon nüfuslu ülkede futbolcu yetişen sayısı burada. Almanya'da 3 milyon aile var. Orada yetişen futbolcunun sayısı belli. Neden? Tabii ki Türkiye'yi, dünyayı yeniden veya futbolu yeniden keşfetmek gibi bir lüksümüz yok. Ama belli realitesi var. İnsan hayatındaki hünerlerinin, vasıflarının meydana çıktığı yaş grubu 6 ile 9-10 yaşında. Biz de FGD olarak dünyada örnekleri İngiltere'de ve Almanya'da olan bu yaş grubundaki gençlerimizin bütün Türkiye'de taranıp Manisa'da da spor akademisinin olduğunu biliyorsunuz. Onların da üniversitemizin de içinde olduğu bu konuda 5000 öğrencimiz inşallah okul, futbol, kulüp işbirliğiyle Manisa, Manisa Belediyespor, Turgutlu, Salihli, Soma ve Akhisar büyükşehir olmak üzere bu kulüplerimizin futbol federasyonu ve okullarla olan işbirliğiyle Manisa'da inşallah bir çığır açmanın temellerini attık. Bu Türkiye satında da Şubat'ın 15'inden sonra bütün ülkeye yayılacak. Biz 15 günden beri de farklı bir şey yapıyoruz Manisa'da. Belki basından takip ediyorsunuz. Okulları ziyaret ediyoruz. Ve onların her birine okuldaki öğrenci sayısı kadar da hediye götürüyoruz. Ve onlardan bir tek bir şey istiyoruz. Anne babanızı sevin, öğretmenlerinizi sevin. Kötü alışkanlıklardan uzak durup spor yapmaya çalışın diye ziyaret ediyoruz ve her birine bir armağan veriyoruz. Çünkü hani bir tabir var, herkes kapısının önünü iyi süpürürse biz de millet olarak farklı bir yerlerde oluruz. O kadar çok ülkelerden talep var ki Manisa'ya katılmak için, Ege Kupası'na katılmak için ve nasipse seneye 4 tane şu an 3 kıtada misafirlerimiz var. Seneye Allah nasip ederse 1 kıtadan daha konuk edeceğiz. 4 takımımızı alacağız, 4 ülkemizi alacağız. 12 ülkenin takımının katıldığı tipik bir dünya kupasını inşallah seneye ilçelerimizle beraber, vilayetimizle beraber organize edeceğiz. Dün Soma'da Romanya milli takımını, milli takımımız 2-0 yendi biliyorsunuz. 5000 civarında seyirci vardı ihtimal edin. Ve herkes coşkuyla milli takımlarını bağrına bastılar. Kaymakamın belediye başkanım da sağ olsunlar, iyi bir organizasyon yapmışlar. Çocuklarımıza milli duygularımızı aşılayacağız. Onların akrenlerinin milli olabildiklerini, onların akrenlerinin de bu şerefli formayı giyebildiklerini görecekler ve biz teşvik edeceğiz onları. Bu organizasyonların yapımında emeği geçen bütün Türkiye Futbol Federasyonu'nun görünmez kahramanlarına teşekkür ediyorum. Başkanım Yıldırım Demirören'in ve başkan vekillerim Servet Yardımcı ve Mehmet Baykan'ın, çok kadim dostum Cengiz Zülfikaroğlu'nun da burada hakkını yiyemem. Manisa dedikleri zaman kesinlikle ve kesinlikle ne bütçesinde,
ne organizasyonda hiçbir kısıtlama yapmadılar. Onlara da bir Manisalı olarak buradan bir alkış yapmanızı istirham ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'na gerçekten her açıdan teşekkür borçluyuz. Arif Bey çok güzel izah etti. Bu Arif Bey'in izah ettiği fonksiyonlarına ilaveten bir şey daha yapıyor Futbol Federasyonumuz. Sağ olsun. İşte Manisa'mızda Ege Kupası'nı düzenliyor. Buna emek veriyor, para harcıyor. Ayrıca Soma ilçemizde yaşadığımız o büyük olayda acımızı sonuna kadar paylaşan, acımızı paylaşmak için de üzerine düşen her şeyi fazlasıyla yerine getiren bir kuruluşumuz oldu. O açıdan da biz Türkiye Futbol Federasyonumuza, başkanına, yönetimine, emeğe geçen bütün katkısı olan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Grandes profissionais para criar essas crianças e principalmente o psicólogo. Tabii bu gençlerin daha iyi futbolcu olabilmeleri için futbol okullarının açılması gerekiyor. Futbol okullarının başlarına tecrübeli, deneyimli hocalar, profesörler getirmesi gerekiyor. Ve ek olarak da psikolog getirmesi gerekiyor. Yıldızların büyümede engel olmaması için. Altyapıdan gelen çocukları biraz etkiliyor. Oynayamayacağını dahi düşünüyorum ama benim tam tersini düşünüyorum. Altyapıdan gelen çocuklar takım alıp daha çok deneyim kazanmasında bir yardımcı olacak. Tabii bunun yanında da ailenin çok önemi var. Ailenin sizi nasıl yetiştirdiği. Benim ailem çok iyiydi, bana çok iyi eğitim verdi. Bu eğitimde tabii benim kariyerimde çok iyi yerlerde olmama yansıdı. Sayın Bakan,